Şimdi zaman mevzu, zaman anlamı ve gösterdiği şey. Sonra şöyle deriz. Zaman lafzının anlamı ve gösterdiği şey hakkında insanlar görüş ayrılığına düşmüştür. Bu bağlamda filozoflar zamanı farklı bir takım durumlar karşılığında kullanmış, büyük kısmı da zamanı feleklerin hareketlerinin kat ettiği mevhum bir süre diye düşünmüştür. Kelamcılar ise zamanı başka bir şeyin karşılığında kullanmıştır. Söz konusu durum hakkında ne zaman diye sorulan bir şeyin başka bir şeyi bitiştirilmesidir. Araplar zaman kelimesini kullanır ve onunla gece ve gündüzü kastederler. Bu konuda ele almak istediğimiz husus budur. Gece ve gündüz günü ayırır. Buna göre güneşin doğumundan batımına kadar olan süre gündüz, güneşin batımından doğumuna kadar olan süre ise gece diye isimlendirilir. Ayrıştırılan bu varlık ise gün diye isimlendirilir. Günü de büyük hareketin varlığı ortaya çıkartmıştır. Dış varlıkta ise sadece hareketlinin varlığı vardır ve o zamanla aynı değildir. Bunun neticesi ise zamanın gerçekliği olmayan mevhum bir durum olmasına döner. Bu durum sabit olunca, açıklığa kavuşunca şunu deriz. Takdir edilmiş, akledilir gün, var olan zaman denilen şeydir. Burada şimdi zaman mevhumu bize göre var olan şeydir. Allah indinde değil. Bakın bu konuyu şimdi zamanı detayıyla açıyor burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Zaman yani geçmiş zaman, gelecek zaman kavramları biz varlıklara göre, yaratılmışa göre var kabul edilen bir mevhum. Oysa ki onun indinde zaman böyle bir geçmiş ya da gelecek zaman diye bir mevhum Allahu Teala'nın indinde yok. An bu an, şu an. Onun indinde her şey ol demesiyle oldu, bitti. Evet, dönelim konumuza. Haftalar, aylar, seneler ve asırlar onun vasıtasıyla ortaya çıkar. Bu zaman günler diye isimlendirilir ve gece ve gündüzün böldüğü bu en küçük gün birimiyle ölçülür. Buna göre takdir edilmiş zaman diğer büyük günlerin kendisiyle hesaplandığı en küçük güne ilave edilmiş şeydir. Böylece miktarı sizin için saydıklarınızdan 1.000 sene olan bir günde diye geçer bir ayette. Başka bir ayette ise miktarı 50.000 sene olan bir günde denilir. Bu da ahiret gününü anlatmak için ayetlerde böyle geçer diyor. Miktarı sizin saydıklarınızdan 1.000 sene olan bir gün diye geçen bir ayet var. Başka bir ayette miktarı 50.000 sene olan bir günde, yani bizim senemizle, bizim şeyimizle, günümüzle 50.000 sene oranın bir gününe tekamül eden durumu dile getirmiş oluyor ayette. Hazreti Peygamber Deccal'in günleri hakkında şöyle buyurmuştur. Deccal zuhur ettiğinde, açığa çıktığında, onun bir günü bir sene, onun bir günü açığa çıktığında Deccal, onun bir günü, ilk günü bir sene, diğer bir günü bir ay, diğer bir günü bir hafta, diğer günleri ise sizin günleriniz gibidir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Böyle olmasının nedeni belanın gücüdür. Hazreti Ayşe'nin aktardığı hadis görünürdeki sorunu tamamıyla ortadan kaldırır. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'e böyle bir günde namaz nasıl kılınabilir diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiş. Namaz için gün hesaplanır. Feleklerin hareketlerinde iş böyle kalmasaydı bu ilim ehlinin suretini yaptığı saatlerle onu hesaplamak mümkün olmazdı. O saatlerle güneş ortaya çıkmadığı için bulutlu günlerde vakitleri öğrenirler. Deccal'in ilk çıktığı dönemde bulutlar çoğalır ve art arda gelir. Böylece gündüz ve gece eşit hale gelir. Bu durum ahir zamanda gerçekleşen garip işlerden biridir. Bu yoğun bulut bizim ile oldukları hal üzere gök ve feleklerin hareketleri arasına girer. Kişi bu sefer takip edemeyecek güneşin batışını, doğuşunu. Hareketler astronomiyi ve yıldızların yörüngelerini bilenler tarafından yapılmış pratik araçlarla hesaplanır. Onlar bu araçlarla geceyi ve gündüzü ve namazların saatlerini kuşkusuz kusursuz bir şekilde hesaplarlar. Bir sene gibi olan bugün, Deccal'ın o günü, bir sene gibi olan gün, tek bir gün gibi olsaydı namazları hesaplamamız gerekmezdi. Çünkü bu durumda güneşin batmasını bekleriz. Güneş tepe noktadan batmaya yönelmezden önce farz olan öğle namazını kılmayız. Güneş tepe noktada durmaya devam etse ve bu süre 20 bin sene sürseydi Allah bize başka bir şey teklif etmezdi. Şari ibadeti takdire bağlayınca feleklerin hareketlerinin bulundukları hal üzere bozulmadan kaldığını öğrendik. Böylece zamanın mahiyetini ve varlığın ve takdirin ona nispetinin anlamını sana açıklamış olduk. Buna göre günler çoktur.
Bir kısmı büyük ve bir kısmı küçüktür. Onların en küçüğü fert, zamandır. Allah her gün bir iştedir. Bu zamanda gerçekleşir. Böylece fert, zaman ayet tarafından gün diye isimlendirilmiştir. Çünkü şen onda gerçekleşir. Bu durumda o zamanların en küçüğü ve en dakikidir. En büyüğünün ise nihai anlamda bir tanımı yoktur. Bu ikisinin arasında orta günler vardır. Bu orta zamanların ilki örfte bilinen gündür. Onu saatler ayırır. Saatleri dereceler, dereceleri dakikalar ayırır. Bazı insanlara göre böylece sonsuza kadar gider. Çünkü onlar bölünmenin sonsuza kadar gittiğini kabul edenler dakikaları ikincil bölümlere ayırır. Onlara sayının hükmü eklendiğinde onların hükmü de sayı gibi olur. Sayı sonsuzdur. O halde zamanın ayrıntılandırılması da sonsuzdur. Bazı insanlar ise sonluluğu benimsemiş ve zamanı sayılan olarak görmüştür. Onlar zamanın mevcut bir varlığı olduğunu kabul edenlerdir. Varlığa gelen her şey hiç kuşkusuz sonludur. Bu konuda farklı görüş ileri sürenler ise şöyle der. Sayılan, sayılan olması bakımından varlığa girmemiş, dolayısıyla sonluluk ile nitelenmemiştir. Çünkü sayı sonluluk ile nitelenmez derler. Böylece cevheri ferdi inkar eden ve cismin akılda sonsuza dek bölündüğünü kabul edenler böyle düşünür. Bu konu akılcılar arasında görüş ayrılığı bulunan bir meseledir. Ve bu görüş ayrılığı karşı tarafın görüşünü anlamamak ve lafızların anlamını ayrıştırmamaktan kaynaklanır. Araştırmamaktan kaynaklanır. Sahih bir hadiste Allah'ın isimlerinden birinin Ed-Dehir olduğu bildirilmiştir. Dehrin anlamı malumdur. Allah izin verirse onu bu kitapta zikredeceğiz. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.